açtım, laptop oldu. Biraz daha açtım, çadır oldu ve tam açtım, artık bir tabletim var. Bu videomuzda sizlerle birlikte MSI'ın Summit E13 Flip Evo isimli modeline yakından bakıyoruz. Şimdi MSI bilgisayarları zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Oyun tarafında kendini kanıtlamış bir firma. Ancak işin profesyonel hayat tarafında da devam etmesini istiyor firma. Bu bilgisayar da aslında onun bir ürünü. Gördüğünüz gibi zaten bilgisayar tamamen katlanıyor ve bir tablet formuna dönüşebiliyor. İsterseniz çadır şeklinde şöyle kullanabiliyorsunuz. İsterseniz üzerine yanında gelen kalemiyle birlikte notlar alabiliyorsunuz. Yani toplantıda, okulda, bu tarz profesyonel yerlerde oldukça işinize yarayacak detaylar var. Laptopu ilk kullanmaya başladığım zaman ağır olacak gibi tahmin etmiştim. Çünkü metal bir yapısı var. Ancak sadece 1.35 kilogram. Keşelerde keskin hatları görüyoruz. Bence bilgisayara oldukça şık bir detay katıyor. Tek parmak testini her zaman olduğu gibi yapıyoruz. Şöyle açabiliyoruz arkadaşlar ki zaten videonun girişinde de gösterdiğim gibi şöyle isterseniz masa yatırın, isterseniz çadır formuna getirin, isterseniz de tablet formuna getirin. 3 formunda da oldukça rahat bir şekilde çalışıyor. Takır tukur ses veya sallanma gibi bir şey olmuyor. Yazı yazarken ekranın şöyle sallanması beni epey rahatsız eden bir detay. Bu bilgisayarda ne kadar hızlı yazarsanız yazın öyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Ekran detaylarından da bahsedeyim. Böyle tasarım ekran biraz karışık gideceğim aslında. Ekranımız öncelikle dokunmatik arkadaşlar. Oldukça güzel bir hassasiyeti var. Önümde duran modelin 13.4 inçlik bir boyutu var ve 16'ya 10 ekran oranı mevcut arkadaşlar. 1920x1200 piksellikte bir çözünürlüğü var. Yani Full HD Plus çözünürlük diyebiliriz. 10 parmağa kadar dediğim gibi sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu bilgisayarı. MSI bu bilgisayarda hani yaptığı reklamlarda vesaire de altın oran vurgusunu çok fazla yapıyor. Bunu nereden biliyoruz? Bilgisayarı tasarlarken işte bu logonun durduğu yerden tuş dizilimine kadar vesaire bilgisayarın her yerinde bu altın orana, yani daha düzgün gözükmesine önem vermişler. Şöyle baktığınız zaman da karşıdan oldukça derli toplu bir dizüstü bilgisayar sizleri bekliyor. Kasanın etrafında dolaşan, hatta yan taraflarda bol bol gördüğümüz böyle altın bakır karışımı bir renk mevcut. Bilgisayar gerçekten de premium hissiyatını bu renklerle birlikte sağlıyor. Bunun yanında tablet modunda kullanırken 16'ya 10 çözünürlük hem yatayda hem de dikeyde kullanılabiliyor ve 16'ya 10 oranı kullanmak bir tık daha rahat hissettiriyor. Ekranımızın 120 Hz'lik bir tazeleme hızı var. 120 Hz'lik ekranı görmek akıcılık açısından bence oldukça önemli arkadaşlar. Bunun yanında hani sonuçta bunu sadece ofis ortamında kullanmayacağız. Belki bir kafeye gideceğiz, bir parka oturacağız, çalışacağız. Zira bir ömrü oldukça tatminkar. O ortamlarda da direkt güneş ışığı altında bilgisayarın ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Diğer detaylarla devam edelim isterseniz, işte kamera, klavye vesaire, bunlardan da bahsetmek istiyorum. 720p 30 fps'lik bir kamerası var arkadaşlar. Hani güncel en güzel webcam kadar çekiyor mu? Hayır, ancak bir toplantıya girdiniz, online bir derse girdiniz, gayet işinizi görecektir zaten. Hele ki böyle stüdyo gibi bir ortamda gayet güzel bir görüntü kalitesi alabiliyorsunuz. Ancak böyle ışık düşerse vesaire bir tık pürüzlenmeler olabiliyor. Ama burada tabii ki de derdiniz online ders, işte toplantı vesaire gibi şeylerse sizi rahatlıkla kurtarabilecektir. Kamera demişken MSI bu bilgisayara şuraya bir tane böyle webcam tuşu koymuş. Bu bildiğiniz kamera kilit tuşu. Bunu açtığınız zaman artık kameranız kilitleniyor ve karşı tarafı hiçbir şekilde sizin istemediğiniz zaman görüntü gitmiyor arkadaşlar. Tekrar aktif etmeniz için bunu açmanız lazım. Hatta yazılımdan da kapatırsanız iki faktörlü güvenlik doğrulaması gibi düşünebilirsiniz. Artık karşı tarafa görüntünüz gidemez. Yani oraya bant yapıştırmaya falan gerek yok. Bir kızılötesi desteği var kameranın. Bu Windows'taki yüz tanıma muhabbeti. Yani bu kızılötesi ışınıyla birlikte yüzünüzü daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tanıyıp işte tuş kilidinizi, ekran kilidinizi vesaire açabiliyorsunuz. Klavyede tuşlar düşük profile yakın ve güzel bir yazma hissi olduğunu söyleyebilirim. Böyle özellikle minik klavye sevenlerin bayağı bir hoşuna gidecektir. Harf aralarının bir tık açık olduğunu söyleyebilirim. Bu klavye meselesi tamamen alışkanlık. İlk başta garipsiyorsunuz ancak bir hafta kullandıktan sonra eliniz o klavyeye alışıyor. Tuşlar da oldukça yumuşak. Yazarken böyle sessiz bir ortamdaysanız, kütüphanede vesaire, etrafınızdaki insanları rahatsız etme gibi durumunuz da söz konusu değil. Tuşlarla ilgili olarak son söyleyeceğim şey de şu. Tabii ki de arkadan aydınlatmalı. 3 farklı kademesi var. 3 farklı ışık yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak RGB vesaire gibi bir durum yok. Sonuçta bu ciddi bir bilgisayar. Business laptops. Toplantı ortamında orada böyle ışıklı mışıklı RGB'lerin yanması hoş durmaz bence. MSI'da bunu düşünerek sadece beyaz rengi kullanmış klavye aydınlatmasında. Touchpad'e baktığımız zaman büyük bir touchpad'le karşılaşmıyoruz. Bilgisayarı yine küçültmek amaçlı buraya dikdörtgen şöyle yatay bir touchpad konumlandırılmış. Kullandığım kadarıyla yine bu süre zarfında touchpad'le ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Bir tane parmak izi okuyucumuz var arkadaşlar. Bu da fiziksel
fiziksel parmak izi okuyucusu gayet düzgün çalışıyor. Herhangi bir takılma vesaire görmedik. Şimdi bu masada burada böyle tek başına duran kaleme geçmek istiyorum. Üzerine uğraşılmış bir kalem olduğunu söyleyebilirim. Kalemimizin adı MSI Pen olarak geçiyor. 4096 basınç hassasiyetine sahip. Günümüzdeki böyle grafik tabletlerin de birçoğunda aslında bu tarz bir basınç hassasiyetini görüyoruz. Ancak siz böyle resim çizmek, tasarımla uğraşmak vesaire gibi ince işlerle uğraşıyorsanız o zaman bile bu kalem sizin işinizi oldukça rahat bir şekilde halledebiliyor. Şarjı da hemen üzerinde bir Type-C girişi üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda ekstra olarak arka tarafta bir tuş var. Buraya bir şeyler atayabiliyoruz. Mesela iki kere bastım mı şu olsun, bir kere bastım mı şu uygulama açılsın gibi detayları yine kalemle birlikte çözebiliyoruz. Şarjı ile ilgili hani net bir veri yok elimde arkadaşlar. Çünkü geldiğinde zaten böyle şarjı birazcık azdı. 5 dakika Type-C üzerinden şarj ettim ve direkt %50'ye çıktı ve uzun saatler kullanıyorsunuz. Herhangi bir sorun yok. Yani işte ama bunun şarjı bitti bitecek gibi bir durum yok. 5 dakika şarjda bırakın çok uzun bir süre götürebilecek gibi bir şarjı oluyor kalemin. Bunun yanında kalemin şöyle bir özelliği var. Şöyle isterseniz böyle ekranın üstüne yapıştırabiliyorsunuz. İsterseniz de şöyle laps diye bilgisayarın yan tarafına koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle isterseniz sallayıp düşme gibi ihtimali yok. Başına herhangi bir şey gelmez. Kalemi de kaybetmemiş, ulu orta yerde bırakmamış olursunuz. Şimdi gelin birazcık da bilgisayarın teknik donanımından bahsedeyim. Laptopumuzun içerisinde 4.8 GHz'e kadar çıkabilen 4 çekirdekli 8 thread Intel Core i7-1185G7 ve dahili Iris Xe grafik yongamız yer alıyor arkadaşlar. İşlemcimiz günlük işler için hani performanslı diyebileceğimiz bir işlemci. Sonuçta son nesil bir işlemciyle birlikte geliyor. Fakat ekran kartını düşündüğümüz zaman aslında bir ekran kartı değil, işlemcimizin içerisindeki bir hani yonga gibi düşünebilirsiniz. Oyun odaklı bir performansı bu bilgisayar bizlere sunmuyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani ilk amacınız oyunsa MSI tarafında farklı bilgisayarlara yönlenmeniz lazım. Bu tarz düşünülmüş taşınabilirlik önemli olan, her yerde rahat kullanayım, şarjım uzun gitsin bilgisayarlarında işlemcimizin içine gömülmüş olan kartları görüyoruz. Ama bilgisayar oyun oynatmıyor mu? Tabii ki de oynatıyor. İşte Valorant vesaire gibi daha düşük grafiklere ihtiyaç duyan oyunları oynayabiliyorsunuz. Ancak ana amacınız oyunsa o zaman tabii ki de farklı şeylere yönelmeniz gerekiyor. Depolama tarafından da bahsedelim. 1 TB'lık M.2 SSD ile birlikte geliyor. Böyle bir cihazda da zaten M.2 SSD'yi görmesek ayıp olurdu diyebilirim. Bu arada bu bilgisayarlardan bahsederken genelde diyoruz işte M.2 SSD'ler anakarta gömülü vesaire artırılmıyor diyoruz. Bu bilgisayar için geçerli değil. Dilersek hafızamızı arttırabiliyoruz. Son olarak da RAM'den bahsedeyim. 2 adet 16 GB'lık RAM'imiz var. Toplamda yani 32 GB bir RAM mevcut. 4266 MHz hızında çalışıyor. RAM'lerimiz yani genel olarak değerlendirdiğimizde günlük işlerimiz için oldukça hızlı bir dizüstü bilgisayarla karşı karşıyayız. Şimdi biraz pil konusundan değinmek istiyorum. Çünkü bu tarz taşınabilir bir dizüstü bilgisayarda oldukça önemli. Tun içerisinden 65 wattlık bir adaptör çıkıyor ve hızlı şarj desteği var arkadaşlar. Mesela sabah evden çıkmadan taktınız bunu, 30 dakika şarj ettiniz. O 30 dakikalık şarj sizlere yaklaşık 4 saatlik bir kullanım sunuyor. Tabii ki de bu senaryo tamamen sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre değişir. Ama ortalama bir kullanımda yarım saatlik şarjda 4 saat bu bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Öyle bir olayı var. Bunun dışında da yaklaşık 1,5-2 saatte de %100 şarja ulaşabiliyor. Peki bu %100 şarj size nereyi vaat ediyor? 10 saatlik bir pil ömrünü yine sizlere sunan bir dizüstü bilgisayar kendisi. Fan sesi üzerinde de özellikle çalışılmış. Gece çalışırken mesela böyle sessiz modda çalışıyorsunuz. 40 desibelin altında bir fan sesi var. Hakikaten duyuyor duymuyor arasında bir şey var ve çok ufak bir şeyin çalıştığını hissediyorsunuz. Ancak kesinlikle rahatsız edecek bir ses yok. Yüksek performans aldığınız zaman da 55-60 desibel civarında bir ses alıyorsunuz. Artık son değerlemeye doğru geçebiliriz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi fiyattan bahsedeceğim. Önümde gördüğünüz konfigürasyonun fiyatı 22.000 TL. Ancak bunun daha düşük konfigürasyonlu modeli de var. Onda da işte i5 işlemci var. 512 GB'lık bir depolaması ve 16 GB'lık bir RAM'i var. Bütçenize göre ikisinin arasından bir seçim yapma şansınız tabii ki de var arkadaşlar. Tipini de beğendiyseniz özellikle iş tarafında kullanmak istediğiniz ya da okul tarafında kullanmak istediğiniz dizüstü bilgisayar arıyorsanız bakmanızı tavsiye edebilirim. Hemen aşağıya da açıklama kısmına da linkler bıraktık arkadaşlar. Daha detaylı bilgileri oradan da öğrenebilirsiniz diyelim ve videomuzun yavaştan şöyle kapataraktan sonuna gelelim. İki yanında başka web teknoloji içerikleri var. İlginizi çeken varsa tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.